Merhaba arkadaşlar, çarpanlara ayırmadayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi diyor ki bize x kare eksi x artı 1 eşittir 0. X üzeri 11'i bulalım demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle ne yapmanız gerekiyor böyle bir soruda? Bir kere x'i mi çekelim? X ya da bunu şöyle bir şeyimiz vardı. Artı 1 eşittir. Bunu nasıl yazıyorduk biz? Bu da küpüydü değil mi? X artı 1 çarpı x kare. Burası artıysa burası eksi oluyordu. Artık bunları ezbere mi yapıyorsunuz? Kafanızda mı oturtuyorsunuz? Siz bilirsiniz. X kare eksi x artı 1. Bunun açılımı buydu değil mi? Özdeşlikler formüllerimizden hatırlarsınız. Böyle bir şeyle açıyorduk. Şimdi bakın şurası şuna eşit değil mi? O zaman ben bu eşitliği x artı 1 ile çarparsam. Yani şu şekilde. X artı 1 çarpı şuraya yazıyorum. X kare eksi x artı 1 eşittir 0'dı ya. Bir de burayı tabii x artı 1 ile çarpmam gerekiyor. Nasıl yapıyordum ben? Eşitliğin her iki tarafında aynı şeyle çarptığım zaman eşitliği bozmuyordum. Tamam, çarptığım zaman şurası 0 ile çarpılan herhangi bir şey sonuç neydir? Yine 0'dır. Tamam, şunu yazıyorum. X artı 1 x kare eksi x artı 1 eşittir 0. Bu formülde neyin formülüydü? Şunun formülüydü değil mi? Yani x küp artı 1 eşittir 0 mıymış arkadaşlar burada? Bana neyi soruyor? X üzeri 11. X üzeri 11'i şöyle açsam. X'in kübünün 3. kuvveti desem. Çarpı x kare desem oldu mu? X üzeri 9. X üzeri 11 yaptı. Yani bu x üzeri 11 demek. Neden x'in kübünün üstünü aldım? Çünkü ben x küpü biliyorum. Nasıl biliyorum? X küp eşittir. Şunu bu tarafa atarsam nedir? Eksi 1'dir. Yani x küpü yerine koyabileyim ki ben şu değeri bulabileyim. Tamam, x küpü burada yerine koydum. Neymiş? Eksi 1'miş. Eksi 1 üzeri 3 çarpı x kare eşittir. Şuradaki ifadeden bana zaten bunu soruyordu. Zaten x üzeri 11 yani bunu soruyor bana. Buradan ne gelecek arkadaşlar? Eksi 1'in kübünden eksi gelecek. Yani eksi 1 eksi x kare mi olacak? Yani şurası eksi x kareye eşitmiş değil mi? Yani ben eksi x karenin ne olduğunu bulursam bu sorunun cevabını da bulmuş olurum. Hemen şuradan x kare eksi x artı 1 eşittir 0'dan x kareyi çekiyorum. Nedir bu? X bu tarafa artı geçti. Artı 1 de eksi 1 olarak geçti. X kare neye eşitmiş? X eksi 1'e eşitmiş. Ama x üzeri 11'de ne? Eksi x kareye eşit. Yani ben eksi x kareyi bulursam burayı da eksiyle çarpmam gerekiyor tabi. Burayı eksiyle çarparsam burayı da eksiyle çarpmam gerekiyor. Hatta şöyle farklı renkle belirtelim. Tamam, eksi x kare. Bu da neye eşitti? X üzeri 11'e eşitti değil mi? Şuradan bulmuştuk. Eksi x kare o da eşittir. Eksi x artı 1. Ya da 1 eksi x. Artık şıklarda hangisi varsa. Cevabımız bu olacak arkadaşlar. X üzeri 11'in eşiti 1 eksi x'miş. Şimdi özdeşliklerin ilk 3 maddesinden bahsetmiştik zaten. İşte x üzeri 3 artı y üzeri 3 ikisinin toplamı, işte x kare artı y kare, x kare eksi y kare falan onlardan bahsetmiştik. Şimdi 4. özdeşliklerimizdeyiz. Demiş ki x üzeri n artı y üzeri n, yani her ikisi de aynı. X üzeri 5 artı x y üzeri 5 artık neyse. X üzeri 5 eksi y üzeri 5 ifadelerin çarpanlara ayrılması. Yani bu n 11 de olabilir, 12 de olabilir. İşte bunların hepsinin genel bir formülü varmış. Nasıl yapıyormuşuz? Demiş ki x tam şey n tam sayı ise n tam sayı olacak değil mi? Yani rasyonel bir sayı olmayacak. Üstteki sayı tam sayı olacak. Diyor ki böyle bir ifade varsa öncelikle şu kısım var ya x eksi y. X eksi y yaz diyor. Ondan sonra burası eksi ise bu eksiliği burada kullandım. Bundan sonrakilerin hepsi ara işaretleri artı olsun diyor. Bakın artı olsun hepsi diyor. Ve şöyle yap diyor. X üzeri n ya bu. Bir eksiğinden başla. X üzeri n eksi 1. Sonra burada y üzeri 0 var tabi. Ondan sonra x'i 1 art, azalt. Y'yi 1 arttır diyor. Y üzeri 0 vardı ya burada. Burada da y üzeri 1 var. Sonra y üzeri 2 olsun. Y üzeri 3 olsun. Nokta 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 y üzeri n eksi 1'e kadar gitsin. Yani bunun bir eksiğine kadar. X'i de o zaman her birini 1 azalt diyor. Yani x'i azaltırken y'yi de 1 arttır diyor. Genel formülümüz bu. Şimdi buralara sayı değerlerini verdiğimiz zaman şunun ne demek olduğunu daha net anlayacaksınız. N tek sayı olduğunda da diyor toplama yapabilirsiniz. Şimdi diyor ki yani
N tek sayıyken şu toplamın sonucunu bulabilirsin. Yani şurası çift bir sayı olursa, işte 4 olursa, x üzeri 4 artı y üzeri 4 böyle ayırma diyor yani. N tek sayıysa, burası artıyken direkt şu ilk çarptığım x artı y yazıyordum zaten buraya göre. Burada da aynı şeyi yap diyor. X'i hep 1 azalt, y'yi de 1 arttır diyor. Hepsi bunun ikisini çarparak aradaki işaretleri yap diyor. Şimdi ama arkadaşlar burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Eksiyken sadece buraya eksi koyuyorduk, diğerleri artı oluyordu ya. Burada artı koydunuz. Burada artı varsa burada artı koydunuz. Buradan sonraki işleminiz bir eksi bir artı. Bir eksi bir artı. Onu da nasıl hatırlayayım? İlk teriminizin önünde artı ya. Zaten buraya eksi koymuyorsunuz. Ondan sonra bura artıymış gibi düşünüp eksi artı, eksi artı, eksi artı diye işaretlerini sıralayabilirsiniz. Şimdi bakalım bunlarla alakalı şu örneklerin 5'ini çözelim. Demiş ki x üzeri 5 artı 1 demiş. X üzeri 5 artı 1 üzeri 5 olarak yazabilirim ben bunu, değil mi? Yani diyor ki 5. kuvvetleri diyor. Tamam. Hemen şu aradaki işlemi direkt yapıyordum. X artı 1 dedim mi? Çarpı. Yazıyorum şimdi. Ne yapacaktım? Bunun bir eksiğinden başlıyordum. Çünkü bakın buradaki x üzeri 1 var. Bununla bunu içine çarptığım zaman x üzeri 5 vermek zorunda. O zaman burası ne olması lazım? X üzeri 4 olması lazım, değil mi? Yani şunla şunu çarpıyorum. İçine dağıttığımda işte parantezin içine dağıtacağım ya. Burasının x üzeri 4 olduğu koşulda bununla bunu çarptığında x üzeri 5'i verecek. Yani buraya x üzeri 5 yazarsanız x üzeri 6 bulursunuz. Eşitlik sağlanmaz. O yüzden buraya bir eksiğini alıyorsunuz. Ki mantıken de görürseniz zaten daha net oturacaktır kafanıza. Tamam, x üzeri 4 dedik. Bu aradaki işareti artıyken ne yapıyorduk? Bir eksi bir artı, bir eksi bir artıydı ya. Tamam, bundan başladık. Burada önünde artı var. O zaman buraya eksi koydum. Ne yazacağım? X üzeri 3 yazacağım artık. Bak, x'i bir azaltıyorum. Y'yi de bir arttıracağım. Ama y 1 zaten. 1 üzeri 0, 1 üzeri 2, 1 üzeri 3, 1 üzeri 4. Yine aynı 1 olacağı için onları yazmama gerek yok. Eksi yazdım, artı x kare, eksi x artı 1. Bu kadar arkadaşlar, gördünüz mü? Çok zor bir şey değil. Şimdi buraya bakalım. X üzeri 4 eksi 1 üzeri 4. Tamam. Bunu da aynen x eksi 1 olarak yazdım. Şimdi ikinci çarpanımı yazıyorum. Nasıl yapıyordum? Bunun bir eksiğinden başlıyordum. X üzeri 3. Eksiği burada kullandım artık. Buradaki işaretlerin hepsi ne? Artı. Tamam. X kare artı x artı 1. Bakın bu da bitti. Tamam, daha başka bunu çarpanlarına ayırabilir miyim? Ha, şurada da ayırabileceğimi gördüm. X eksi 1'i aynen yazayım. Şu parantezi, şu parantezi şöyle köşeli yazacağım şimdi. Şuranın ikisini x kare parantezine alayım arkadaşlar. Şuradan x geldi artı 1. Şurası da zaten aynen x artı 1. Şu köşeli parantez olsun. Şimdi bakın x artı 1 parantezine yeniden alabiliyor muyum? Evet, x eksi 1 dedim. Çarpı, bunu x artı 1 parantezine alırsam buradan x kare gelecek. Buradan da 1 gelecek. Ya yani şunun hepsini alıyorum ya. Buradan da 1 gelecek. Yani bunun çarpanları neymiş? X eksi 1, x artı 1, x kare artı 1'miş. Şunun çarpanlarına ayrılmış hali. Şimdi geldik x üzeri 5 eksi y üzeri 5'e. Bunu nasıl ayıracağım? İlk önce şu işlemi aynen yazıyorum. X'e eksi y. X eksi y'yi yazdıktan sonra eksiği burada kullandım. Artık buradaki bütün ara işlemlerim artı olacak. Tamam. X'i biraz azaltıyordum. Y'yi bir arttırıyordum. X üzeri 4, y üzeri 0. Y üzeri 0 nedir? 1'dir. Onu yazmama gerek yok. Artı x üzeri 3, y üzeri 1. Yani y. Artı x üzeri 2. Bakın 4, 3, 2 oldu. Y de 1 oldu. Burada da y üzeri 0 var. Hatta şöyle yazalım. Y üzeri 0, y üzeri 1. Burada da y kare oldu artık. X'i biraz azaltıyorum. X, y'yi bir arttırıyorum. Y üzeri 3. Artı y, x'i biraz azaltırsam x üzeri 0 olur. Yani 1 olur. Burası y üzeri 4 olur. Şimdi tekrar yazalım. X üzeri 4, y üzeri 0, 1 olduğu için bunu direkt x üzeri 4 olarak yazabilirim. Artı x küp çarpı y artı x kare y kare artı x y küp artı y üzeri 4. Şu da 1'dir çünkü. Bu da 1'dir. Tamam. Bunun açılımı da bu şekilde olacak. X üzeri 5 eksi 1 üzeri 5. Bakalım bunu nasıl ayıracağız? Ne yapıyordum? Direkt bunu şu işlemi başta yazıyordum. Tamam, yazdım. Çarpı dedim. Her birini, buradan sonraki bütün işlemlerim artı olacaktı. X'i bir azaltıyorum. Y'yi bir arttırıyorum. Y'ye bir olduğu için direkt yani yazmama gerek yok. X üzeri 4, x üzeri 3,
x'in üzeri 2, x üzeri 1 artı 1. Tamam. X üzeri 7 artı 1'i nasıl yazacağım? X artı 1 aynen yazdım. X üzeri 6 eksi x üzeri 5 artı x üzeri 4 eksi x üzeri 3 artı x üzeri 2 eksi x artı 1 olacak arkadaşlar. Bakın hepsinin açılımını tek tek yapmış olduk. Aslında çok karışık da bir şey değil. Yani aklınızda çok rahat tutabilirsiniz. Şimdi gelelim bu soruya. Biraz önceki yaptığımız açılımlarla alakalı bir soru bu. Şimdi bakın arkadaşlar. X üzeri 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 1. Yani x üzeri 0, o da 1 verecek. Şurası bizim sanki bildiğimiz bir şey değil mi? Hemen şuraya hatırlatma diyorum. Eminim şu an birçok kişi ne demek istediğimi anladı ve bu olduğunu söylüyor. X üzeri 7 artı... Artı mı eksi mi yalnız arkadaşlar? Buradaki bütün işaretler artıysa burası nedir? Eksidir. X üzeri 7 eksi 1 eşittir. Bu ifadeyi yazalım. 1 üzeri de 7'dir. X eksi 1 çarpı ne olacak? X üzeri 6 artı x üzeri 5 artı x üzeri 4 artı x üzeri 3 artı x üzeri 2 artı x artı 1. Bakın gördünüz mü? Şu ifade şurayı verdi. Tamam. Ben şimdi şurayı sanki tek bir ifadeymiş gibi düşünerek şu paydayı şöyle bir toparlayayım. Nasıl yaparım ben burada bunu payda eşitlemek istersem? Burayla burayı çarparım. Şuraya işte çıkartırım. Paydayı da ortak payda da yazarım. Hemen yazıyorum. X eksi 1 çarpı x üzeri 6 artı x üzeri 5 artı x üzeri 4 artı x üzeri 3 artı x üzeri 2 artı x artı 1 yazdım. Eksi şuradan ne gelecek? X üzeri 7 bölü ortak payda da x eksi 1 eşittir. Neymiş? 2'ymiş arkadaşlar. Tamam. Şimdi şurayı biz biliyoruz değil mi? Şurasını. Burası neye eşit? X üzeri 7 eksi 1'e eşit. Yani buraya direkt x üzeri 7 eksi 1 yazabilirim değil mi? Evet. Eksi x üzeri 7 bölü payda da x eksi 1 var. Eşittir 2'ymiş. X üzeri 7, eksi x üzeri 7 bunlar birbirini götürdü. Devam edelim. Eksi 1 bölü x eksi 1 eşittir 2'den. İçler dışlar çarpımı yaparsam eksi 1 eşittir 2x eksi 2'den. 2'yi bu tarafa attım. Artı geçti. 2 eksi 1 eşittir 2x. Buradan 1 eşittir 2x. X de ne oluyor? 1 bölü 2 olacakmış arkadaşlar. Zaten bize de x'e soruyor. Çok karmaşık bir soru gibi gözüküyor ama şu özdeşlik açılımını bildikten sonra gayet de basit çözülebilecek bir soru bu arkadaşlar. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.